Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ve o zaman 2023, 2024 ve 2025 çok sırlı tarihler. Ve 2025 hemen antiparantez güneş patlamalarının tüm dünyaca bilimsel olarak beklendiği tarih. Ya kimseye rüyanızı anlatmayın, bakın rüya topluyor bu batıdan gelenler. Bizim sanatçılarımızın bazılarında bu yeti vardır. Barış Manço bunlardan bir tanesidir, ilk defa söylemiş olalım. Türk dünyasının, Türk çağının gelişimi müzikle bir şey anlattı. 11 vilayetimiz yıkıldı. Kayalar oynamadı mı? Bir başlangıcı işaret ediyor. Barış Manço'da bunlar vardı ve bazı sanatçılarımız da vardı. Bu maharettir, gökün bir hediyesidir. İşte yaratılış öncesi hikayeleri anlatıyor. Öyle bir bilinç devrimi oluşacak ki. Yani bir anda insanın o tarafını aydırdığını düşünürsek. Anadolu Erdemi, yeraltı diyor, hazinelerini yer üstüne fışkırtır. Ben hala şunun iddiasındayım. Tekrar biz bu hapishaneden kurtulmamız adına bir anahtar olmasın şu Göbekli Tepe. Bir sistem mezarlığı. Göbekli Tepe daha çıkarılmadı, onu söyleyeyim ben sana. Buzdağının görünen yüzü. Şimdi sırlardan bahsediyoruz üstadım. Ve belki de en büyük sır muhafızı kayaların oğlu Barış Manço. İçinde bulunduğumuz bu 2023'ü sırlamış. Evet. 2024'ü sırlamış. 2025'i sırlamış. Anlatmış şarkılarında, dizelerinde. Siz de bir ozansınız. Ve Barış Manço'dan ilk bahseden 16yıldız.com'da sizsiniz. Evet. Barış Manço 2023 ile ilgili ve sonrası ile ilgili neleri sırlamış? Tabii şöyle söyleyelim, yine bir hakkı teslim etmek amacıyla. Rahmetli Barış Manço meselesinde bizim şu anda çok önemli bir kurumda Erol Elmas Bey daire başkanıdır aynı zamanda. Selamlar olsun Erol abimize. 16 Yıldız'da o çok irdelemiştir o meseleyi ilk eserlerinde. Tabii daha sonra yayıldı. Birileri de aldı etti falan filan. Bu konuyla ilgili bir anekdot söyleyeyim. Mesela benim bir çalışmamı bir gazete almış, manşet olmuştu. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gitmesi. Ben de orada çalışmayı belgelerle falan, o mübadele defterlerinde dahi çıktı bu. Mübadele defteriyle onun ne alakası var değil mi? Konu başka bir konu ama... Yani Abdülhamit Han işte gemiyi gönderecek, işte Osmanlı falan oraya gidiyor ve dönüşte batıyor Ertuğrul gemisi, fırkateyni biliyorsunuz. Her yılda Japon ve Türk devleti bir arada anarlar, kutlarlar bu meseleyi. Ben de demiştim ki işte bak Kur'an götürüyor, işte kültür bilgileri götürüyor gemiyle, fakat dönüşte battı. Biri almış dezenformasyon olarak bunu. Bir gazete de ondan almış, benden değil. Kaynak benim kitabım olmasına rağmen. Fakat şöyle yazmış gazete. Ertuğrul gemisi gitti ve giderken karaya ulaşmadan battı. Eğer batmasaydı Japonya Müslüman olacaktı. Ya şimdi benim böyle bir ne eserim var ne bir şeyim. Sonra tabii meşhur bir gazete, ismini vermeyelim. Ben onu çünkü konu ettim sonra televizyonlarda falan, göstererek de. Kitabımı da göstererek. Olay şu, benden alan kişiden alıyorlar, bir de bunu yapıyorlar. Ya bari doğru insandan alın bunu da. İhalenin sonu, ya bu Oktan Kereş nasıl adam, hiç mi aklı yok, Ertuğrul Fırkateyni giderken değil dönerken battı, adam ne demiş falan. Bir de üzerime böyle bir şeyler yapışıyor, bunu temizleyemiyorsun. Ve bunun gibi çok şeyler var. Artık bıktık tabii, anlaşıldı 32 yıllık 33 yıllık yazarlık hayatımız. Erol Elmas Bey dedik. Şimdi Barış Manço meselesini farklı bir konuda irdeleyelim mi? Lütfen rahmetli. İşte 2022 plakları var biliyorsun. Evet. Meşhur o kahin gibi. Fotoğramanı var. Çok enteresan ve fotoğramanı var. Fotoğraman içeriğini araştırırsanız görürsünüz. Radyasyonik, işte atomik güçler falan. Nükleer saldırılardan kurtulma. Bayağı bir enteresan. O dönemin bilgi kurgu, bilim kurgu dağarcığını zorlayacak şeyler. Ama tarih veriyor 2023 diye bir. Eser yapıyor, 2024 yapıyor, 2025 yapıyor. 2025 hemen antiparantez güneş patlamalarının tüm dünyaca bilimsel olarak beklendiği tarih. Bununla ilgili ben bir videoda yapmıştım. Eğer ki şansımız varsa deniyor, işte NASA'sı, şusu, busu vesaire, hatta askeri konuda bununla ilgili briefingler var dünya çapında. Çünkü tüm teknoloji çökecek, işte hiç yaşanmamış bir şey yaşanacak. Daha önce yaşanan olayda daha teknoloji yok, televizyon yok, işte siyan istihbarat yok. Sadece kablolarının, telgraf kablolarının yandığı, elektriğin yaygın olarak kullanmadığı için o tarihlerde dünya ne gibi bir soruna karşı bilinmediği bilgisi mevcut. Fakat 2025'te olacak olan olayda işte bütün bu şu andaki bu yayını yaptığımız teknoloji dahi çökeceği, elektrikleri şunları ve neyle karşılaşacağı, internet sistemlerinin altyapılarının çökeceği ki
Eğer ki güneş meselesi kendi tarafından o tarafa doğru ışınlarını verirse o patlama esnasında, yani şöyle düşünelim, dünya dönüyor ama dönerken ters taraftan ışını alırsa vesaire gibi düşünsünler, mecaz yapıyorum, kurtuluruz deniyor. Bu kadar önemli bir bilgi. Lütfen araştırsınlar, 2025 olası güneş patlamaları senaryosu. Ve çok ciddiye alınıyor. Hangi kurumlarca da ciddiye alındığı mevcut. Yani magazinsel bir YouTuber'ın bilmem ne söylediği şeylerden bahsetmiyorum ben. Çünkü çok yayıldı bu şeyler. Barış Manço bu tarihleri veriyor şimdi Hakan. Bir tuhaf değil mi? Ama hiç bilmeyen bir şeyi söylemek istiyorum. Acizane ben Deniz, biliyorsunuz Ankara Ticaret Odası'nda Sayın Zeybek Bey'in, Bakan Bey'in ve ilgili bazı devlet büyüklerinde ve halka açık yapılar şeyde Türkiye'nin baş kamu ilan edildim. Hatta görev verildi falan dedi. Televizyonlarda falan çıktığı için bu bilinir. Girerlerse görürler arşivlerde. Kam nedir? Kamlık meselesini Türk halkına anlattım. Orada da kafir ilan edildi. Ya, Tengri diyorsun falan filan. Ya, Tengri diyorsun falan. Neyse işte şunu diyorsun, bunu diyorsun. Barış Manço'yla ne alakası var? Acizane musikiyle birkaç enstrüman icra eden, televizyonda da kendi eserlerimi hem söyleyip eski Türk deyimiyle çığıran, çalan çığıran, ama çalan derken altını çizelim. O çalanlardan değil, çalar çalan, icra eden ve işte resim sanatıyla ilgilenen, işte resim romanları da olan biri olarak söylüyorum. Bir maharettir, bir vergidir. Tanrı vergisi, Tengri vergisi. Yani kamlık müessesesinin bir hastasıdır. Baksıcılar, otacılar, bizde çentikçiler vardır Anadolu'da. Onda bir program yapalım. Kamlık, kamlığı anlatırken onları değinmeden yapalım, olmayacak. Yapalım. Koca nene dediğimiz, koca ana, hatta Ege'de hala vardır onlardan böyle. Ağ sağlarına, bastonuna çentik atarlar. Sihildi bilmem neydi, bazı hastalıkları tedavi ettiği, hatta bir İngiliz profesör grubunu ben bizzat şahit oldum. İzmir'de, Tire'de, daha doğrusu Bayındır'da diyeyim. Bir köyde, benim de çünkü orada yerim vardı, o bir şeyim vardı. Gelip o koca neneden bu nasıl oluyor metafizikte, Anadolu eski öğretileri falan kavramını gözlerimle gördüm, hatta onlarla da bir ufak röportajım oldu. Ya siz niye bunlarla ilgileniyorsunuz arkadaş falan diye. Türkiye'de de ilk rüya avcıları konusunu açan bendim. Tarihlere bakarlarsa görürler. Ya kimseye rüyanızı anlatmayın, bakın rüya topluyor bu batıdan gelenler. Bir şey oluşturuyorlar. Bir metafizik alemden sizin kültürünüzü, bilinçaltınızdakini, dışarı vurduğunuz her şeyi alıyorlar. Bu milletin neden korktuğunu, neden reaksiyon göstereceğini, o bilinçaltına bilimsel olarak çekip alıyorlar kardeşim diye televizyonda program yaptım. Strateji üretiyorlar. Kaçtı yıl, 2005 mi 2004 mi, yalan olmasın hatırlayamıyorum ama tarihi mevcuttu. Doğru, kitaplarımda da yazdım. Batı Anadolu'da bu rüya avcıları bayağı faal. Tabii. Yani anlatmak istediğim, şimdi Barış Manço'ya döneceğiz. Bilmeyen bir şey daha söyleyeyim. Hadi bir orijinalite daha diyelim. Erdem kardeşimle gerçi koriste birazcık tutlatmıştık ama. Neden ben dedim şimdi resim yapıyorum, müzik çalıyorum falan. Barış kendimi Manço, o da bir kamdı. Olay buydu. Hı-hı. Yunus Baba diyor, sordum sarı çiçeğe. Sarı çiçek dedi ki diyor, eydir derviş baba. Hani annem babam var. Sarı çiçekle konuşuyor. Otacı, kam. Yani bildiğimiz Sünni bir Müslüman değil Yunus Baba. Türkmen kocası. Ve ben Akşemseddin için demiştim ki bir otacı ve bir kamdır demiştim. Kıyamet koptu. Sayın Namık Kemal Zeybek Beyefendi'ye de saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Selamlar. Hürmetli başvurumuza. Kendisinde baş danışmanlığını yapmıştım. Lütfetmişlerdi bir parti başkanıyken. Programında söylemiştik. Akşemseddin kamdır ya, bildiğiniz gibi bir evliyalardan değildir. Kıyamet koptu. Aa bak, bizim evliyaya da laf söyledi falan ki ben Akşemseddin'i çok severim. Sonra rahmetli Halil İnalcık Hoca televizyonda Allah dedi ki, evet çok büyük bir alimdi, bilgindi. Hatta ben de onun için derdim ki televizyonda, keşke çantasını taşısam, kapısında hizmetini falan yapsaydım. Bunlar bulunmuyor artık bu adamlar. Akşemseddin dedi bir kamdı dedi, bildiğiniz evliya değildi. Fatih'in gözüne de o çiçeklerle, böceklerle yaptıkları ilaçlar saray hanedanının ve kendi çevresinin hastalığını iyileştirdiği için meşhur olmuştur deyince, çok şükür biz de beraat ettik o konuda falan. İlkleri söylerken ki bazı Türkolog profesörlere de sistemim vardı. Tibet Doğuz boyları var dedi. Nereden uyduruyor falan dedi. Sonra isim vermeyeceğim, biliyorlar. Dedi ki vallahi dedi, gözlerimle görmeseydim inandıramazlardı bana. Hocam el insaf ya. Yani illa bir şey siz müşahede edince mi var gibi. Bu konuda da Barış Manço ve bazı sanatçılarımız aslında kamdırlar da, kamlar metafizik alemde de işler görürler. O hani işte yersel göksel varlıklar, metafizik varlıklar dediğimiz hani bugünkü tabirle falan iletişimleri vardır.
Kendi şuurlarınca bilinmezler. Onun için çok güzel besteler yaparlar. İlham gelir onlara. Anında böyle ilham nereden geliyor zannediyorsunuz? Yani ilham müessesesi nedir? Hani Nahl suresinde Kur'an'la yine cevap verelim. Arıya vahyettik diyor. Vahiy kelimesi geçiyor. Hiç kimse kıvırmasın. Arıya vahiy verilmiş. Onu çeviriyorlar ilhama falan. Yani yahu şimdi arıyla Allah muhatap mı olmuş? Yaratıcı vahiy mi vermiş? Vahiy bildiğimiz kadarıyla Cebrail veriyordu falan. Ya bir de böyle bir handikap var. Kur'an'da Allah ne dediyse bunu kabul edin ya. Bunu kabul edin arkadaş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bakın diyor ki münafıklık ve kafirlikte en ileri toplum Araplardır diyor. Aynen el-Arabiyen diye de çoğul kullanıyor. Arabiyen. Çeviri. Şimdi peygamber de Arapsa çoğulun içine girecek ya nasıl kurtaracağız biz bu işi? Allah'a mı kurtarıyorsunuz? Bakın meal ve tefsirlere nedir? Göçebe Araplar, Bedevi Araplar, bir tanesi el-insaf Yörük Araplar. Yörük Arabı da yeni dedik. Bir tanesi de isim vermiyorum baksınlar çöl Arapları demiş. Ya insaf çölde olmayan Arap mı varmış o dönemde falan. Maksat yani ayrı o Araplar çoğula girmesin diye. Yani şunu demek istiyorum kardeşim bunda bir hikmet vardır. Allah bunu dediyse bunu olduğu gibi anlatmak lazım. Yani tabii ki haşa peygambere bir atıf orada falan yok ama çoğul Araplar diyor. Arapları kurtarmaya çalıştıkça batıyoruz ya Türk ırkı olarak, Türk soyu olarak ve diğer halklar olarak Araplarla bir sorunumuz da yok ayrıca halklarıyla falan. Yani yönetim zihniyetleri o adetlerimize uymuyor. Şimdi kamlar bizim sanatçılarımızın bazılarında bu yeti vardır. Barış Manço bunlardan bir tanesidir ilk defa söylemiş olalım. Barış Manço bir kam ruhlu insan. Yani bunu Barış Manço'nun üzerinden konuşmak da sanki onu kullanarak bir hani bir şey hesabın peşinde falan da değiliz yani biliyorsun sen bizi. Böyle bir iddiamız yok. Yani o milletin Barış Manço'yu kullanarak kitaplar yazması, alması falan filan biz bunlardan beriyiz. Bizimki sadece bir söylem. 2023 nokta atışını Türkiye'nin 100. yılına getireceğiz. Türk çağını ilan ettik biz koronaya girmeden önce. Daha sonra işte bugünkü yöneticilerimiz de Türk çağını ilan ettiler. Ama ilk bizler nasıl bunu yapıp da sonra onlar yaptı diye böyle söylemler falan gelişiyor bazen. Biliyorsun acizane şeyi de söylemiştik değil mi? İddialı bir şekilde Ukrayna'nın işgalini saati saati dakikası evet, dünyada evet, tektir evet. Acizane. Siz söylediniz. Bendeniz yayınladık, röportaj yaptık. Hatta alaya alındı, dalga geçirdi fakat o gün o tahakkuk etti vesaire. Barış Manço ne anlayabiliriz şimdi? Bu kayaların oğluydu, Türkiye Cumhuriyeti'nin... İşte açılımıydı vesaireydi. Türk dünyasının, Türk çağının gelişimi müzikle bir şey anlattı. Deriz ki ya 100. yıldı ona atıf etti. Hatta rahmetlinin şöyle bir şey olduğunu kendi ailesi tarafından söylendiği söylentileri var ki ben biliyorum aslında söylenti değil. Kendisi olsaydı, bugün yaşasaydı çok büyük bir konserle tüm Türkiye çapında bu meseleyi kutlamanın başında olacak insanlardan biri. 2023'ün kutlaması. 2023 evet. İşte neleri sırlamış 2023'te üstad? Neleri sırlamış olabilir? Ben şimdi şöyle söylersem yine sansasyonel bir şey söylemiş gibi olacağız. 11 vilayetimiz yıkıldı. Evet. Kayalar oynamadı mı? Önce ılık bir Ekim sabahı. Göğsü yırtıldı değil mi bu toprakları? Evet. Ama diyor ki merhametlidir benim toprak anam diyor değil mi? Kayaların oynaması bir şey. Önce diyor ayaklarımız uyuştu. Yavaşça diyor ayağa kalktık. Bir başlangıcı işaret ediyor. Yani bunu Barış Manço merhum. O deprem bir başlangıç mıydı? Kesinlikle. Yani tabii bunu jeolojik anlamda konuşur. Kimisi harp der bilmem ne der şu bu falan falan. Biz bu işin bu tarafında değiliz. İşte o Arap plakası. Ama bir kırması. Milatı işaret ediyordu. Aynı domuz meselesi gibi sistemden sisteme geçiş gibi değil mi? Evet o miladı işaret ederken o miladın da o deprem olduğunu yani Kahramanmaraş'ta on binlerce canımızı o felakette yitirdiğimiz o depremin bir başlangıç olduğunu söylüyor. En azından biz onu oradan anlayabiliyoruz diyelim. Şimdi iddialı da konuşmak hoş bir şey değil. Öyle. Ama onun o planı yapıyor. Bir şey başlıyor. Başlıyor ve 100. yılı devletimizin inşallah ebedi devlet ebed müddet ondan şüphemiz yok. Türk milleti, Türk devleti, Türk ordusu var olsun. Kıyamet ne zaman kopacaksa bilmiyorum ki ölüm de yoktur o iki sorunun sonunda söyleyeyim de. Yani Türk devleti ebediyete gidecek böyle ebedi şekilde devam edecek inşallah. Sıkıntı yok o konuda. Ama bir başlangıç var ve geliyor gelmekte. İşte bu bilinci anlaması için yıllar önce söylemiştim. Ne geliyor? Ne geliyor? Yaratıcı
Dünyayı yönetecek, eğer bir milleti, bir devleti yüceltecekse çocuklarını zeki doğurtur, yaratır diye bir şey söylemiş. Sonra alındı o. Bugün çocuklar bilgisayar mühendisi gibi, ya 5 yaşındaki çocuk, ben anlamıyorum çoğu şeyden. Anlamıyorum, bilmiyorum, sizi tenzih ederim ama biz farklı formatlandık çünkü eğitim sistemimizde dahi, aldığımız eğitimler dahi öyleydi. Biz idealist bir eğitim vardı. Devletimiz yücelsin, öğretmenlerimiz, hocalarımız hep öyle değil miydi? Şimdi arıyoruz da hocalarımızı, öğretmenlerimizi. Keşke olsalar da kulaklarımızı biraz daha çekselermiş falan diyoruz. Ama bu çocuklar öyle değil. Devletin asli görevi, Barış Manço'ya dönecek olursak, arkadaşım eşek diye bir parça yaptı, af buyurun. Niye de af buyuruz onu da bilmiyorum. Yani eşek güzel bir mahlukat ya falan, ama hakaret kabul edilmiş, aynı domuz hikayesi gibi. Bu mesela çocuklara 7'den 70'e diye bir program yaptı, hatırlar mısınız? Evet, bizim çocukluğumuza yetişti. Evet, yani Barış abimizdi bizim vesaire falan gibi diyelim. Siz rahmetliyle tanışıyordunuz. Tabii da. Tanıştım ben. Hatta rahmetliye bir yüzük hediye ettim. Öyle mi? Tabii. Beyazıt'ta Çınar Altı'nda. Oo. O zaman bir Abdullah abi de vardı. Bilmiyorum, görmüyorum epey demir ama o Çınaraltı esnafı onları iyi tanır falan. Gelirdi rahmetli, yüzüklere falan bakardım. Öyle merakı vardı. Antikaya falan meraklıdır. Ben de koleksiyonerimdir bu arada. Hani evimde falan bazı programlar yaptım, görmüştür. Yani ticari anlamda değil. O işten gelen, o da kamsal bir şeydir. Eskiye hürmettir. Japonlarda felsefe vardır. Kırılan bir fincanı gider, satın alır, sağlamını almaz. Der ki onda bir yaşanmışlık, bir enerji yüklenmiştir. Yani Şintoist felsefede falan da vardır ama eskiye hürmet bizde ata kültünü, su kültünü, işte tin kültünü falan hatırlatıyor ki, tin kültü deyince farklı bir kavramda söyleyeyim. Barış Manço'da bunlar vardı ve bazı sanatçılarımız da vardır. Bu maharettir, gökün bir hediyesidir ve bize bir müjde vermiştir aslında. Bir başlangıca, bir milatı çizmiştir. İspat da etmiştir. Planı da önümüze koymuştur. Yani o tesadüf, bu tesadüf, şu tesadüf, bakın göreceksiniz daha neler olacak. Neler olacak? Neler bekliyor? O şarkıda neler gizli? Bir kere öncelikle şu anda bugün bunları söylersem, şu anda söylersem. Lütfen. Yok, söyleriz, sıkıntı yok. Söyleyeyim. Yani siyasete de dokunmak gerekecek. Yok, dokunalım. Sisteme de dokunmak yani, gerekecek. Hani konumuz da bu değil ama. Bir şeyler değişecek. Yani Türkiye'de çok şey değişecek. Öyle. Bir kere ben iddia ediyorum, iktidar değişecek. Bakın ilk bu 2023'ün meselesi. Bu böyle yani. Ki bunu zaten daha önce videolarda falan da anlattım. Evet. Hani bir şey anlamında düşünmesinler. Tahkirlik, propaganda. Hayır. Ben inandığım şeyi söylüyorum. Gözlemlediğim şeyi söylüyorum. Neler değişecek diye konuşuyoruz şu anda. Bir kere Türk kültürünün örfü ve töre anlamında Araplaşmış kısımlarından kurtulmamız gerekiyor. Bizim Türkmen kocalarına ihtiyacımız var. Yani Yunus babalara, Hünkar Hacı Bektaşi velilere, Yesevi sultanlara, Geyikli babalara, Kaygısız Abdallara, yani o Horasan erenleri geleneğinin eğer maneviyatsa oradan alacağız bir kere. Onlar nereden almıştır? Kamlık'tan almıştır. Yeseviliği bir araştırdıkları zaman Hakan, Tekke'de hali hazırda zikir adı altında kam ayinleri yaptırıyordu. Bakın İslam astrolojisi kaynaklarına falan bakın. Girin. Çünkü Türklere ne anlatacaksın, Türkmenlere? Arabanın yağlellesini kabul etmek o kadar basit mi? Bir töremiz var, örfümüz var. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Sana diyor, işte Zülkarneyn'den sorarlar. Yahudi alimler gelmiş falan. Zülkarneyn'den sonra Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir. Bunu da ben kitabımda yıllar önce aldım ama tekrar ederim. Barış Manço'yla da alakalı sayılabilir. Ve bir ibarede sana ruhtan sorarlar diye bir ayet vardır. Hazreti Peygamber'e Kur'an'da vahiy olarak soruyor. İşte Yahudiler geldi, ruhtan sordular diyor. Sana sorarlar ruhtan. Sen de ki şöyle şöyle, bir müddet süre istiyor, sonra geliyor vahiy gelince. Sana Zülkarneyn'den sorarlar kısmını da, kimler gelmiş? Türkler. Neden? Oğuz Kağan diye bildiğimiz, o Oğuz Ata diye bildiğimiz zaman ve mekan dışı bir güçten bahsediyoruz bu arada, bir sembolde. Çünkü Türkler demiştik, sen peygambersen dur bakalım, bizim atayı tanıyor musun? Vasıflarını tanıyor musun? İşte Kur'an-ı Kerim'de ayettir o. Sana Zülkarneyn'den sorarlar. Soranlar kim? Zülkarneyn meselesi nerede geçiyor? Yani bakın, Oğuz Ata kelimeleri nerede geçiyor ki, ben onları şimdi açmayacağım ama o da dediğim gibi bir program konusu başlı başına. Mesela İncil'de Karin kelimesinin, çift ışıklı, korona kelimesinin manasıyla alakalı olduğu da yanlış yazıldı İncil'e. Bugün Vatikan tarafından bile kabul edildi vesaire. Ve Türklere ait kavramlar, Türkler kabul edecekse kendinde olduğu için kabul eder.
Türk milletini kimse bu manada ehilleştiremez, empoze edemez. Türk öldürüle bilinir. Yine Napolyon'un veya diğer ülke yabancı adamlarını savaşta gördü. Fakat diyor mağlup edilemez. Biz böyle bir milletiz, böyle bir soyuz. Bunun öyle değerini bilmemiz lazım. Barış Manço ne olacak? İşte bu adetlerden, bu artık bu zihni muhtevadan kurtulacağız. Bilinç olarak ama bakın biri gelip sopayla algı vurdu. Değişecek. Algı değişecek. Nasıl değişecek? Türk özüne dönecek. Nasıl dönecek? 2015'te yazdığım eserde dedim ki bakın tad alma duygusu insanın değiştirecek bir virüsle. Nokta atışı duruyor resimli evet. Romanın Kulbak Bilge'de tarihiyle. Hatta bir televizyonda söylenmişti. Herkes biliyordu korona bir virüs olacak ama siz nokta atışı söylediniz demişlerdi. Aslında acaba söyleyen biz mi, söyleten kim falan bakmak lazım. Barış Manço üzerine gelince de bilinç değişecek. Barış Manço'nun vizyonu şuydu bir. Bu milletin kamu ozanı olarak yani modern ozanı yani. Biz gözümüzde Dede Korkut Destan'da abdallar geleneği, devleti kurgulayanlar, ozanlar geleneğini biliyoruz yani. Kıtlık varsa kopuzuyla gidip orada bir şeyler anlatmıştır obalara. Sabırlı olun diyerek destanlar anlatmıştır. Cenk yapılacaksa cenke psikolojisini toplumun hazırlamıştır. Dede Korkut'un böyle bir makamı vardır ve abdallar da ozanlar da aslında onun bir destan tebliğcileri gibidir Türk milletinde. Fakat bilinç ayrışacak. Önemli bir hadiseyle beraber biri bizi bunu zorlamayacak. Göksel bir şeyle. Göksel derken de şu sakın. İlahi bir müdahaleyle algı tamamen değişecek. Bence dönenceyle işte geliyor. Dönence. O dönence. Tam da oraya geliyordum. Evet dönence ne anlatıyor diyor diyecektim. Söylediniz. İşte bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor değil mi? İşte bir uyanışın simsiyah başlangıcını gecenin anlatıyor. Bir sabahında. Aha. Bir uyanış bak sabahı ama işte. Tabii ki. Yani. Bir uyanışı anlatıyor dönence. Batini geleneğin de bir şeyini görebiliyoruz onlarda değil mi? Yani şimdi diyecekler ki ya şarkıdan da bunu mu buldunuz? Biz şarkıdan da buluruz, türküden de buluruz, gökten de, yerden de. Devri hani kamer, devri şems. Eyvallah ki tasavvufi kavramlarda Sümer'de de buluruz bunu değil mi? İşte burçların değişimi, gök astrolojisinin, astronomisinin değişimleri, yükledikleri takvimler şunlar bunlar. Bilimden de buluruz. Ve yaratıcı Kur'an'da der ki görmediniz mi nice işaretler vardı üzerine basarak geçtim gittiniz. O zaman 2023'ün en büyük sırrı bu dönence aslında. Gibi bir devrin hatta şöyle bir düşünebilir miyiz? Bir devrin kapanıp başka bir devrimin açılması. Aslında dünya çapında düşünmek lazım. Hatta evren boyutunda düşünelim. Evren boyutunda düşünelim. Ama klasik düşünmeyelim. Şimdi onu açmıyorum ben burada. Biraz açalım üstadım. Neden açmıyorum biliyor musun? Bunu başlıca bir program yapalım. Artık. Çok küçük. Tek birkaç cümleyle. Dünya çok sistemi değişecek yani. Evet. Yani dünya sistemi derken de bu bildiğimiz hegemonik güçlerden tutun da işte yönetici kapitalist kadrosu falan. Sisteme kadar. Yani emperyalizmin vesairenin falan. Bunlar zaten çökecek. Bunlar insanlık fıtratına aykırı şeyler. Yani Amerika'nın sistemi sömürgeciliği falan. Yani dünya insanlık fıtratına aykırı olduğu için çökecek. Bir kere bu eşyanın tabiatı geliyor. Faydacı ekonomi yok olacak. Tabii ki yani. Fakat benim söylemek istediğim mesele şu. Öyle bir bilinç devrimi oluşacak ki ya da bir ışın olduğunu düşünelim. Bir ışın. İnsan beyninde belli bir noktaları uyandıracak kapasitede güneş patlamalarında diyelim. 2025 diyelim. Diyelim değil mi? 2025. 25 diyelim. Yani bir anda insanın o tarafını aydırdığını düşünürsek. Gün gelecek iyonosfere öyle bir enerji girecek ki. Ya. Ya. İşte mesela hani hep diyoruz ya burada belki doğu felsefesinin işte nekroistilada ben yaptım onu. Şimdi konuşacağız da bu noktada Anadolu çok önemli değil mi Kambala? Anadolu erdemi. Bakın Anadolu erdemi. Kurban olayım ben ona ya. Ne olursa olsun. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, etnitse saymak da sıkıntılı mı? Bilmiyorum. Hep beraber biz. Bizim Türkçülüğümüz, benim Türkçülüğüm bu toprakların böceğine bile sahibiz. Bizim milliyetçiliğimiz bu. İnsanların dili neyse, dini neyse, ırkı neyse bu topraklarda bizim vatandaşımız bayrağımızı, devletimizi, milletimizi tanısın. Bizim istediğimiz bu kim nasıl doğmuşsa işte Anadolu erdemi hem fiziki hem metafiziki ki fizikle metafizik aynıdır. Fiziğin ulaşamadığı yere metafizik denir. Daha bilim oraya gelmediği için metafizik olarak adlandırılmıştır literatürde. Fizik ötesi değil, fizik hakkında her şey anlamına gelir. Ama anlaşacak diye de söylüyorum. Hem zahirini, hem batınını, hem tarihini. Nereden geldik sorusunun birinci. Şimdi buradayız. Nereye gidecek sorusunun cevabını veren bir kültürdür ya. Bak şimdi Hakan, deprem oldu.
Yine Amerikalılar geldiler bir şov yaptılar. Maalesef ki ben burada Sağlık Bakanlığı'nı tenkit ediyorum. Amerikan ordusu üniformalarıyla bir komutanı, generali geldi ve Sahra Hastanesi kurdu. Ve şöyle dedi televizyonlarda. Bunu Sağlık Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın talebiyle yaptık dedi. Yani hani Amerika şöyleydi, böyleydi, işte insan kızıyor değil mi bazı şeyler. Hani değinmeden edemiyoruz ya falan. Neyse geçtik. Ve şöyle bir şey söyledi binbaşısı. Ya dedi, biz savaşsaydık bu ülkeyle dedi, demek yıkamayacakmışız. Bundan fazla zarar veremezdik bu 11 vilayette olan işte o maalesef ki çok kötü görüntüler vesaire değil mi? Ama milletin dayanışmasını gördüler. Ne? Hala enkazda kan gördüler. O, akın akın gördüler bu gördüler milleti. Değil mi? Bu gördüler. Tek yumruk oldu. Gördüler. Tek can gökü oldu. De gördüler. Yeri de gördüler. Nasıl? Yerin altındaki şehitlerimizin o herkes kredisi. Yağdı oraya. Yağdı. Bu ne biliyor musun? Yağdı. Bunu sadece Türklükle açıklayamayız. Yağdı. Anadolu Erdem'i işte bu. Farkında olmadan ben bir Trabzonlu kardeşiniz olarak İstanbul'da olmuyorum ama köküm oralı. Trabzonlu olarak işte Karslı olarak Hakkari'li olarak Ege'li olarak İzmir'li olarak nereli olarak olsun Anadolu Erdem'inin çocuğuz. Hangi kapımıza gidip de Allah aşkına biri gelse bana bir yarım ekmek ver dese vermeyeceğiz. Batı'da var mı bu? Hakan gittin gördün sen de oraları değil mi? Kopuklar. Yani o dayanışmayı gördüler. Bu milleti yıkamayacaklarını gördüler. Yani bu roman hikaye değil işte yaşanıyor. Hala yaşıyoruz ya. O dönemde bir Amerikan uçak gemisi buraya doğru yaklaşıyordu. Aman işgale mi geliyorlar diye konuşulmaya başladı. Sağ olsun emekli amiral Cem Gürdeniz. Ha, yaptığı olsun. Açıklamada selam olsun. Evet. Yani bir gemiyle işgal edecek millet değiliz demişti. Yani o milleti, o yumruk gibi olan milleti görünce gözyaşları içerisinde herkes böyle dondu kaldı zaten. Ya bekliyoruz gelsinler ya. Vallahi gelsinler ya. Biz hamlandık ya. Hakan'cığım. Gençler, harpler, cenkisler ya. Ya kardeşim bizim savaştan korkumuz yok ki. Savaş olsa bu kadar yıkılmazdık. Hiç olmazsa biz de karşı tarafa bir zayiat verirdik. Türk'ün geninde var. Gömeriz yine. Ya bu toprakların bir de böyle bir unsuru mezarlığa çevirdik burayı ya. Gelenleri gömdük. Çanakkale'de gömdük. Malazgirt'te gömdük. Hangi tarihe bakarsak gömdük. Büyük kabristan haline getirdik burayı. Üstadım 2023'te bu büyük felaket şifrelenmiş, sırlanmış. 2024'ü var, 2025'i var ve 2025'te diyoruz ki güneş patlamaları olacak. Ve dedik ki yonosfere öyle bir enerji girecek ki bir sabah başka bir güne, başka bir dünyaya sabah. Uyanacaksın. Belki de güneş ışın olmadan bir sabah uyanırsak ne deriz? 2025'te aslında dönence şifrelenmiş. Kesinlikle. Zaten bu biraz önce arz ettiğin, o sözünü ettiğin devri şems diye bize veya devri kamer diye dönen geçlerin Osmanlıcası da var. Evet. Selçuklu Türklerde de var. Tasavvuftur aslında ama Sümer'den beri gelen bir bilgidir. Sümer öncesi de var. Göbekli Tepe'yi sonra yapacağız. Göbekli Tepe'de daha dehşet şeyler var. Çok. Yani böyle anlatıldığı gibi işte örtülen sistem. Bak domuz. Kim örtmüş orayı? İşte bir sistem örtülmüş. Örtmüşler. Tabii artık da olay bu. Olay bu. Yani değil mi? Oradaki hayvan şeylerine bakıyoruz. O coğrafyada o dönem var mıymış? Yoksa bir başka 12 medeniyetin getirip konsensüs kurduğu bir ortak sistemin algısı mıydı? Mezar İlk defa olarak. Söylüyoruz değil mi? Değil mi? Mezar olaraktan mada. O hayvanlara bakın. Bugün global dünya dediğimiz, küresel dünya dediğimiz, işte küreselleşen, köyleşen falan tabirler bir zaman vardı. Hangi Brzezinski'nin vesaire o medeniyetle açılması Hegel'den beri vardır o. O başlıkta Hegel'in eseri vardı. Sihirbaz ve Mantıkçılar Yeni Dünya Düzeni diye. Bizimkiler 90'da uyandı o şey de. Huntington'dan sonra varmış gibi zannediyorlar hala bazıları. Göbekli Tepe'ye geçtik ama 2023-2024-2025... Yok onu söyleyelim, o sistemin mezarlığı. Önemli bir şey söyleyeceğim. Heh. Bravo, sistemin mezarlığı. Çünkü onlar da o semboller de bugün küresel dünyada işte hegemonik güçler kim? İşte Amerika'sı, İngiltere'si, Batı'sı, Avrupa Birliği falan filan ki onlar da yavaş yavaş çöküyor. İhtiyarların nüfusu, sömürgeci anlayışın İslam fıtratına, insan fıtratına ters olması falan falan. Ama sembolleri gözümüzün önünde. Bak aklınıza şimdi marka söylemek doğru değil tabii. En ünlü markaların zihnimizdeki, televizyon ekranlarındaki ve algımızdaki, çoluk çocuğumuzdaki isteklerdeki yerine bak. Her birinin bir sembolü var. Evet. Ama kimi hayvan, kimi değil mi? İşte falan falan. Göbekli Tepe bu konsensüsün hatta bir tane sistemin bile değil, birçok sistem konsensüsünün mezarlığı, sistem çökmesinin örtülmesi. Yoksa tapınak falan değil ya, bu kadar ucuz silmişler ya. Yani zaten arkeoloji bilgisi de çöktü.
Taş devri 6000 yıl falana getiriyorlardı. Göbeklitepe 12 bin yıl. 6000 yılı ne yapacağız şimdi falan diye. Onu nereye saklıyorsun? Ne yapacağız? Tekrar arkeoloji kitapları yazıldı. Ama orası çok enteresan bir yer Kambabam. Orada bir sürü nokta açılmaya başlandı. Ardından Karahan Tepe. Tabii birçok yer açıldı. Karahan Tepe daha eskidir. Daha eski. Daha eskidir. Daha eski. Orada anladığımız kadarıyla şimdi bu 2023'ün içine de sırlandık dedik ya, bu topraktan bir şeyler çıkacak. Bak, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, bravo. Ve diğer toprak altındaki, hatta diyorlar ki ahir zamanda hani teoloji literatüründen de bahsedersek yeraltı diyor hazinelerini yer üstüne fışkırtır. Hadis adı altında sunuyorlar. Şimdi bunun manasına baktığın zaman o günkü insana hitap edilmiş. Bu anlaşılacak dilde söylenmiş. Bugüne evirilmiş. Bugüne geldiğimiz zaman acaba yeraltı hazinelerin üstte hani altınları mı saçacak bilmem, hangi bilgileri çıkartacak ya, acaba? Zaten peki hazine. Bu sistem acaba Göbekli Tepe sistemi, o konsensüs 12 marka sisteminin, sistem markasından bahsediyorum, küçük marka değil, o dönemin örtülmüşün, eğer gün yüzüne gerçekten Göbekli Tepe daha çıkarılmadan söyleyeyim ben sana. Bunlar buzdağının, iceberg'in görünen yüzü. Daha bilgileridir. Ya çıkarsa ve bu çıkış da yine 2025 yıllarına falan tekabül ederse, ki 2025'i şöyle düşünelim. Ya güneş patlaması oldu, oldu, olmadı, olmadı meselesi değil. 2025 olmaz da 2027 olur, 30 olur. Yani aynı dönengeçe, dönenmeçe veya işte dönenceye denk gelirse Barış abinin. Kadim bir usturlap çünkü yani. Aynen bu, yani görülüyor değil mi? Aha. Ve aynı şekilde kan mezarlarına dikkat etsinler. Ben onun hem fotoğraflarını yayınladım. Bir baksınlar bizim doğudaki türbelerimize. Bizim Göbeklitepe'ye beraber gidelim Oktan abi. Gidelim. Biz ne zaman niyetlendiysek bir şey oldu ya. Yani enteresan. Tek Kobanel'in işte. Mayıs ayında bir şey var, gezisi var. Katılalım ona beraber. Valla çok davet var. Gittim ben oraya. 5-6 defa gittik oralara falan da. Bu en son halini gördüm. Fakat şimdi daha da güzel hale getirmişler. Gidenler gelenler var bizden. Hocalarımız falan da resimlemişler, videolamışlar. Ben hala şunun iddiasındayım. O sistem bir sistem mezarlığı. Daha çıkarılmadı. Bunlar sadece ya. Emareler. Bu kadar deyip keselim mi? Buzdağının üstü bu. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Kökünde, altında, o topraklarda, o coğrafyada neler sırlanmış. Kadim zamanlardan bu yana. İşte yaratılış öncesi hikayeleri anlatıyor. Ya. Hakan. Orada biliyorsun doğum yapan bir kadın figürü vardır. Hı hı. Bulunuş hikayesini nasıl anlatıyor onun yöredeki köylüleri, hatta bulan şahsiyet. Diyor ki babam başvurduğumda diyor arkeoloji müzesine falan, ya burada böyle böyle yerler var falan. Daha önceleri diyor burada doğum yapmak isteyen kadınlar veya yapamayanlar gelir kutsal kabul ederlerdi. Daha taşlar maşlar ortada yok. Biliniyormuş demek ki, bak kültür nereye geliyor, dezenformasyonik olsa da akıyor. Sen Göbeklitepe dersin, dağın başı dersin ama oraya bir yerden kopup gelip doğurmak ya da doğumunu sağlayabilmek için o noktada, o konumda bulunan insanlar oluyor. Bilgi nereden geliyor? Aynen. Nasıl? Ya Göbekli Tepe hangi tanrının sistemi ise diyelim hani. Hmm. Hani sistem ve tanrı ikilemine dikkat çektik ya Yunus meselesinde. Tanrı diye tanrısal gücü. Yani tanrısal güç tanrı demek anlamına gelmez. Fakat bir tanrısal gücü. Bütün o andaki dünyaya etki ettiği gücü düşünelim. Ne diyeceğiz şimdi? Yani sadece o bölgeye değil, bütün dünyayı ele alan bir güçten bahsedelim. Yani bu işin işte çok bilinen Anunnakisi bilmem şusu busu falan, Mardu falanında değilim. Bu konu daha da böyle detaylı ve kökü olan, kadimi olan, arkayı olan, arkayının da arkayı olan bir mesele ise, ya biz şu anda başka bir boyutta yaşıyorsak, ya kopya insanlar şu anda dünyayı ele geçirmişler ise, şu anda bahsediyorum, ve asıl insanlarla savaş varsa ve sistemler, biz bu savaşın ise, farkında değilsek, şu andan bahsediyorum, yanlış anlaşılmasın. Evet. Acaba bu egemen güçlerin birçoğu da kopya insanlar tarafından yönetiliyorsa, devlet başkanları vesairelerse, asıl insanlık meselesi tasavvufta Hacı Bektaş Hünkar'ın dediği gibi insanlık meselesidir dediği konu bu savaşın gereği ise, asıl dinler, metodolojiler, ki din dediğimiz kavramlar, sistemler, ya uyanın, bakın siz tekrar insan olun, ahsende olun, ahseni takvimdeydiniz, siz sonra kopyalandınız, yapay zeka kün demiş ise, kün feyekün olmuşsa,
kopya olarak tabii, hakikatin tek olup da kopyalanamayacağının da altını çizerek söylüyorum. Misal yok ki, bir tane daha olsun. Yani bugün acaba, madem söyledin, pasattın, evet, için lütfen, coşturdun lütfen. Ama lütfen. Göbekli Tepe bunlarla ilgili bilgi veriyorsa, kopya insanlar sistemin, hangi tanrının dedi. Bugün milyonlarca insan etrafımızda geziyor. Şimdi, acaba orduları var bunların, bilmem neleri var. Biz bunları televizyon ekranlarında izliyoruz. Unutma son. Buyur, lütfen. Şimdi son 100 yıl içerisinde 1 milyarlık nüfusun 8 milyar olmuş. Evet. Diyoruz ki herkesin ruhu yok. Herkes ruh sahibi insan değil. Evet. Demek ki bazı insanlar kopya insan. Evet. Bu nüfusun belki de Adem olarak nitelendirdiğimiz ruhlu insanlar bir kısmını oluştururken büyük bir kısmını ruhsuz dediğimiz yapay insanlar oluşturuyor. Evet. Ve şu anda diyorsun ki muazzam bir şey söylüyorsun. Kambalan bir savaş var. Evet. Ve İddia ben de ediyorum. Diyorum ki bu savaşın farkında değil Adem. İşte mevzu bu. Ve ta o savaşın bir tarafının ipuçları aslında Göbekli Tepe'de de gizlenmiş. Ve yerin altındaki hazinelerin dışarı çıkacak hadisiyle de birleştirelim mi? Hazine dediğimiz acaba peygamberin dediği gibi aleyhissalatü vesselamın hazinenin üzerindeki dilenciler gibiyiz meselesi gibi mi acaba? Bilgi, biz hep meta ya, diyoruz falan. Bilgi. Ha? Mesele bu değil mi sence bilgi, Hakan'ım? Bilgi. Yani gerçekten böyle bakın. Asıl savaş, dinler belki bunun için vardı. Tekrar biz bu hapishaneden kurtulmamız adına bir anahtar olmasın şu Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'den daha eski yerler bulunabilir. O sürprizlere hazır olun. Ama Göbekli Tepe yine o 12 konseyin ortak sistemin, o dönemin global sisteminin bilgilerini taşıdığı bir merkezdi. Yani onun değerinden bir şey kaybetmeyecektir. Orada bilgi yine sırlı. Kesinlikle. Ama açılacak o sır. Ondan hiç şüphemiz yok. Ve o zaman 2023, 2024 ve 2025 çok sırlı tarihler. Adım adım yaşamaya başladık. O zaman Barış Manço'ya rahmet dileyelim. Eyvallah. Ve şöyle diyelim mi? Bu kısmı en azından öyle bitirelim. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Eyvallah. Çok güzel söyledin. Bu sözün üzerine söz söylemiyorum. Var olun üstadım. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.